Tanıtıldığı günden beri bana hepinizin sorduğu ve benim de elime bir miktar geç ulaşan Honor 70 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım. Hem tasarımı, hem teknik detayları, hem de fiyatıyla oldukça ilgi çeken bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor? Sevgili arkadaşlar, kanalımı sizlerin desteğiyle daha ileriye doğru götürebiliyorum. Kanalıma abone olup diğer sosyal medya hesaplarımla bir desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyorum. Ve Honor 70'in önemli detaylarıyla, artılarıyla devam etmek istiyorum. Açıkçası Honor 70'i elime aldığımda ilk hissettiğim şey, premium hissiyatı yaratılmaya çalışılan bir akıllı telefonla karşı karşıya olduğum oldu arkadaşlar. Çünkü cihazın malzeme kalitesi ve tasarımı hem güncel hem de kaliteli duruyor gerçekten. İlk elinize aldığınızdan andan itibaren bunu rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Telefonun arkasına baktığımız zaman mat bir kaplama var arkadaşlar. Bu mat kaplamanın tabii bizlere parmak izini ortadan kaldırmak için sunulduğunu, aynı zamanda da bir premium görüntüyü de bizlere burada gösterdiğini söylemem mümkün sizlere. Özellikle bu cihazın kamera detaylarını beğendim. Bir de tabii ki Google servisleriyle Honor kullanmayı da özlemişim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Cihaz geldiğinden beri kurcalıyorum. İşte birçok test yaptım kendim zaten sizlere video çekebilmek için. Dolayısıyla içinde Google servisleri olan bir Honor cihazı da özlemedim desem yalan olur. Ama bunda da herhangi bir problem yok bu arada. Onu da tekrardan söylemiş olayım ve ekranla devam edeyim. Cihazda 6.67 inçlik bir OLED panel var arkadaşlar. Bu panel Full HD Plus çözünürlük ile geliyor ve 120 Hz'e kadar da yenileme hızına sahip aynı zamanda bu panel. Özellikle HDR10 Plus destekli bu panelin gerçekten Netflix'te ve HDR destekli videolarda oldukça başarılı bir sonucu bizlerle buluşturduğunu sizlerle paylaşmam lazım. Ekran tarafında Honor 70 benden geçer not almayı başardı. Daha birkaç notum daha var sizlere hani aktaracağım ama yine de burada Honor'un bu ekranı sertifikalarla böyle desteklemesi ve tabii ki bu sertifikada bırakmayıp buradaki detayı bize detaylı bir şekilde kullanımda da bunu sunabiliyor olması oldukça güzel olmuş arkadaşlar. Benim de hoşuma giden detaylardan bir tanesiydi. Cihazın ekranıyla alakalı şunu paylaşmam lazım sizlere. Hem oyun anlamında hem de aynı zamanda bir şeyler tüketirken, yani multimedya tüketirken bu cihazda memnun olmamanız çok da olası değil açıkçası. Gayet memnun bir şekilde bu cihazı kullanırsınız diye düşünmekteyim. Ekranı bu şekilde sizlere özetlemiş olayım. İşin performans tarafına doğru geçmek istiyorum inceden. Performans tarafında güzel detaylar bizleri bekliyor. Özellikle işlemci Qualcomm'un Snapdragon 778G Plus modeli bir işlemci var bu cihazda. Şimdi bu işlemci 5G destekli bir işlemci modeli ve 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Çok gördüğümüz bir işlemci modeli, tanıdığımız bir işlemci modeli. Dolayısıyla bu cihazda da performans anlamında tanıdık bir performansla karşı karşıya olduğumuzda sizlerle paylaşmam lazım. Tabii bu 6 nanometrelik üretim süreci bizlere daha düşük güç tüketimi, daha yüksek verimlilik, daha yüksek performans sunmaya çalışan bir işlemci olduğunu bizlere gösteriyor. Peki bunu günlük hayatta bizlere sunabiliyor mu derseniz, Geekbench skorlarına baktığım zaman ben bu cihazın aslında diğer modellerde olan, yani bu işlemciyi kullanan diğer modellerde olduğu gibi yeterli seviyede bir performansı bizlerle buluşturduğunu gördüm arkadaşlar. Tabi bu başlı başına bir kıstas değil. Oyun testleri yaptım. Bazı farklı testler yaptım. Gün sonunda şunu söylemek mümkün. Bu cihazın içerisindeki işlemciyi anlamak ve bu işlemciye göre bir performans beklentisini bu cihazdan aslında kendi içimizde bir böyle kendi kendimize bunu anlatabilirsek, zaten cihazdan beklentilerimizde hangi seviyede tutarsak bu cihaz bizleri memnun edebilecek bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Performans tarafından devam edelim isterseniz arkadaşlar. Orta üst seviye bir cihaz tabii ki performans anlamında bu cihaz. İçerisinde 8 GB'lık bir RAM var. 2 GB'da bir sanal RAM bulunuyor. 256 GB'lık bir depolama bulunuyor cihazda bunun yanı sıra ve microSD kartla depolamayı artırmanız mümkün değil. Burada çift sim kart desteğinin bulunduğunda sizlere söylemek ve aynı zamanda da göstermek istiyorum. Ve gelelim yazılım tarafına. Cihazda Android 12 var arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi özlemişim Android kullanmayı bu cihazda. Yani Google servisini görmeyi özlemişim daha doğrusu. Ve tabii ki arayüz olarak da Magic UI 6 ile geliyor bu cihaz bizlere. Magic UI zaten akıcı bir arayüzü ve bu arayüzün yine bizlere sunduğu tüm detaylara da, tüm güncel özelliklerde bu cihazda yer almakta sevgili arkadaşlar. Şimdi cihaza baktığım zaman bu fiyat seviyesinde oldukça iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Rakipleriyle de yarışır seviyede. Aslına bakarsanız bu fiyat seviyesinde diyorum, çünkü
Çünkü bu cihazda farklı farklı kampanyalar var. Evet, satış fiyatı 13.000 TL bandında ama bazı farklı kampanyalarla bir tık daha ucuz almanız mümkün oluyor. Dolayısıyla burada fiyatı aşağı çekebildiğiniz bir senaryoda bu cihaz doğrudan alınabilir bir cihaz olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde sizlere söylemem lazım. Ve gelelim işin kamera tarafını diyeyim, performans tarafını güzelce özetlediğimi düşünüyorum. Sizlerin de bir sorusu varsa lütfen yorumlar bölümünde yazmaktan kendini alıkoymasın. Ben tek tek biliyorsunuz yorumların hepsine cevap veriyorum. Ana kameramızda 54 megapiksellik bir kamera görev yapıyor. Kamera sensörlerinin her birine özel bir açıkçası çalışma yapılmış bu cihazda. Ana kamerada f1.9 diyafram aralığı bulunuyor ve fiyattan tahmin edeceğiniz üzere ve açıkçası cihazın segmentinden tahmin edeceğiniz üzere bir OIS desteği yok kamerada. 50 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera cihazı görev yapıyor. Bu kamera ise 122 derecelik çekimler yapabiliyor. Aynı zamanda aynı ultra geniş açılı kamerada 2.5 santimden makro çekimler yapmanızı da sizlere sağlıyor. Burada makro fotoğrafın kalitesini beğendim arkadaşlar. Yani sizler de zaten görüyorsunuz. Sizlerin de yorumlarını burada oldukça merak ediyorum. Beni tatmin eden bir kamera dizilimi var bu cihazda. Net bir şekilde söylemek lazım bunu. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kamera arkadaşlar. Bunun diyaframı 2.4 seviyesinde. Kameralar ışıklar güzel olduğunda iyi işler ortaya çıkartıyor. Hakikaten renkler falan oldukça güzel. Renk doğruluğu gayet güzel. Hoşuma gitti. Önemli bir problemle karşılaşmadım. Netlemede çok nadir de olsa arada bir böyle kaçırmalar vesaire olabiliyor. Biraz daha dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim bu konuda. Özellikle hareketli çekimlerde ama onun dışında bir objeyi vesaire çekerken genel anlamda önemli bir problemle karşılaşmadım. Gece çekimlerine bakacak olursak ise benim beklentimi karşılayacak seviyeli bir gece çekimi var bu cihazda. Tabii ki hani bu cihazın orta üst seviye olduğunu sizlerle paylaştım zaten. Hani bu telefonda tam olarak bu beklentiyi, bu seviyeyi karşılar seviyede bir cihaz olmuş sevgili arkadaşlar. Video tarafına doğru geçeceğim ama bence bu cihazın beklentisini sizlere söylediğim segmentte tutmanız çok önemli. Orta üst düzey bir cihaz olarak bunu aklınızın bir kenarına yazarsınız arkadaşlar. Video tarafında gerçekten güzel özellikler var ama önce bir video kayıt seçeneklerini sizlere söyleyeyim. 4K 30fps videolar çekebiliyorsunuz bu cihazda. 1080p'de de 60fps videolar çekebiliyorsunuz. Normal şartlarda bu cihazda şu video özellikleri olmasa sizlere bu cihaz bence video odaklı bir cihaz değil derdim. Biraz da fotoğraf odaklı bir cihaz derdim ama videoda bir solo cut özelliği var arkadaşlar. Solo cut gerçekten oldukça güzel bir özellik. Yani çok iyi çalışıyor ve böyle işte video içinde takiptir, çift video özelliğidir vesaire. Bunlar cihaza önemli farklılıklar katmış ve açıkçası sosyal medyada bir şeyler ortaya koymak isteyen insanları da mutlu edebilecek özellikler olduğunu düşünüyorum bu özelliklerin. Hani bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Zaten Honor'un da cihazı tanıtırken en çok üstünde durduğu konulardan bir tanesi solo cut'tı. Bu cihazda da solo cut'ı ben deneyimledikten sonra tam anladım ve açıkçası hoşuma da gitti. Ön kameraya devam edelim. Ön kameramızda 32 megapiksellik bir çözünürlük bulunuyor. F2.4 diyafram aralığına sahip bu ön kameranın HDR performansını oldukça beğendim arkadaşlar. Ön kameranın HDR performansı gerçekten çok başarılı çalışıyor. Netlik seviyesi güzel. Ön kamera sonuçları benim beklentimin üstünde açıkçası. Bu kadar iyi bir ön kamerayı beklemiyordum sonuç anlamında. Tabii ki ışık azaldığında bir miktar performans düşüşü yaşanıyor ama genel anlamda ön kameranın performansı dediğim gibi benim beklentimin üstünde sevgili arkadaşlar. Gelelim Honor 70'in pil tarafına. Honor 70'in içerisinde 4800 mAh'lik oldukça büyük bir pil var. Bu pil LiPo dediğimiz yeni nesil bir üretim süreciyle üretilmiş bir pil arkadaşlar. Tabii bu 66 wattlık bir hızlı şarj desteğinde bünyesinde bulunduruyor ve şarj adaptörü de kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay diye düşünüyorum. Sizlerle paylaşayım istedim. Tabii burada bir günü rahatlıkla çıkartabilen bir akıllı telefondan bahsediyoruz ama oldukça da hızlı bir şarj desteğiyle bizlerle buluşan da bir akıllı telefon aynı zamanda Honor 70. Gün sonunda baktığımız zaman bu cihazın 20 dakikada böyle %50 ile %60 arasında bir şarj olma performansı olduğunu kendim yaptığım testlerde gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla bu cihazda bir şarj anlamında ya da pil anlamında bir problem yaşamanız çok da mümkün gözükmüyor. Net bir şekilde sizlerle paylaşayım. Gelelim cihazın neden bu kadar dikkat çektiği noktasına. Şimdi bu telefonu bazı indirimlerden faydalanarak hepsi burada üzerinden 8000 TL bandına yani 7999 TL bandına satın alabilmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Zaten lansman sırasında cihazın fiyatı da hani bu kampanyalarla vesaire bu şekilde açıklanınca oldukça ses getirdi gerçekten. Benim de ilgimi çekti. Şimdi baktığımız zaman hani 13-14 bin TL bandında çok daha eski cihazları falan görüyoruz. En azından bu cihaz güncel bir telefon. Kamerası güzel. Ekranı keza öyle. Ve genel anlamda da sunduğu deneyim sizi de tatmin edecek seviyede. Oyun performansını da gayet yeterli buldum bu cihazın. Tabii gün sonunda eski cihazınızı vererek bir indirim almanız, bir hediye çekiyle vesaire bu cihazı daha uygun fiyata alabiliyor
seviyor olmanız da bu cihazı tercih edilebilir yapıyor. Uzun zamandır bir şey için böyle tercih edilebilir ya da alınabilir dediğimi çok hatırlamıyorum. Genelde kararı size bırakıyorum ama zaten Honor 70 için hemen hemen kimle konuşsam ya da işte bana sürekli mesaj atanlarınız var biliyorum aranızda. Honor 70'i bekliyoruz, Honor 70'i inceler misin falan tarzında mesajlar geliyordu. İşte o soruların cevaplarını da bu videoda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizleri tatmin edecek, sizleri yeteri kadar doyuracak bir içerik olmuştur Honor 70 hakkında. Sizlerin yorumlarını da aşağıya bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve diğer sosyal medya hesaplarımı desteklemeyi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.